Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro Orjinal Yayınları'nın hazırladığı TTIT Geometri Soru Bankası kitabında katı cisimler konusundaki silindir özellikleri bir testin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Taban yarıçapı 3 ve yüksekliği 6 olan dik dairesel silindirin hacmi. Taban alanı pi r kare çarpı yükseklikleri yani 54 pi yapar cevap. Örnek ki de taban yarıçapı 2 yüksekliği 5 olan silindirin yüzey alanı nedir? Taban alanı artı yanal alan şeklindedir. Taban alanları daha doğrusu. Silindirde iki tane daire yok mu? Var. Pi r kareden iki tane var diyeceğiz. Artı yan alanda taban çevresi çarpı yükseklik yani 2 pi r çarpı h'tır. E, 8 pi burada. Burada da 20 pi var. Topladığımız anda 28 pi mi yapar? Evet cevap 28 pi oldu. ikinci soruda. Örnek 3'te açılımı verilmiş. Burası açıldığı zaman 2 pi r şeklinde değil midir? Evet. Burası çemberin çevresi kadardır şöyle. O da 2 pi r kadardır. Şimdi şekilde hacmi 36 pi verilen. Yani pi r kare çarpı h. Bu da yüksekliktir. Yükseklik dedi 4. 36 pi olarak verilmiş. Pi'ler gitti. R kare eşittir. 9 geldi. R'yi de buradan 3 olarak buluruz. Silindirin yanal alanı nedir diye soruluyor. Eee o zaman yanal alanda taban çevresi yani 2 pi r çarpı h değil midir? Evet. 4 kere 3 12 o da kaç yapıyor? 24 pi yapıyor. Evet cevap 24 pi oldu geldik 4'e. Taban alanı 9 pi olan yani pi r kare eşittir 9 pi. Bak taban alanları demiyor. Taban alanı diyor. Sadece bir tabanın alanı 9 pi. E buradan r kare eşittir 9 r'yi kaç buluruz? 3 buluruz. Yüzey alanı da verilmiş. Yüzey alanı nedir? Taban alanı artı yan alan. Yani 9 pi artı yan alan. 2 pi r. R dediğimiz 3. Çarpı yükseklik eşittir 42 pi olarak verilmiş. O zaman buradan 6 pi h yapıyor şurası. 42'den 9 çıkınca da kaç kalıyor? 42'den ama taban alanlarından iki tane vardı. Özür dilerim. 2 tane taban alanı tamam. 18 pi. O zaman 6 pi h neye eşit oluyor? 42'den 18'i çıkartacağız. Yani 24 pi yapar. E, Piler gitti. 6 h 24 ise h'ı da buradan 4 buluruz. Hacim isteniyor. Hacim de taban alanı pi r kare. 3'ün karesi çarpı yükseklik. O da 36 pi çıkar mı? Çıkar. Evet cevap 36 pi oldu. 4. soruda geldik 5'e. ABCD dikdörtgenin CD kenarı etrafında CD etrafında 360 derece döndürürsem şöyle bir şey yapıyor mu? Yapıyor. Bu nokta buraya geliyor. Dönerken şöyle bir dönüş olacak. Hocam işte o dönüş böyle. Bu nokta da buraya geldi ya burada da şöyle bir dönüş oluyor. A silindir çıktı. Yarı çapı 4 yüksekliği 3 olan pi r kare çarpı h yani buradan da cevap 48 pi çıkar hacim. Örnek alttayız. BC kenarı etrafında BC kenarı etrafında BC'ye göre döndür yani simetrisini al. Şimdi bu nokta buraya mı geliyor? Evet. Yani şöyle bir şey oluyor döndürüldüğünde. Döndürüldüğünde. Bu sefer dikey. Bu nokta buraya geliyor. Hocam böyle. Dikkat edersen yataya göre döndürmede yuvarlakların dikey. Dikeye göre döndürmede de yuvarlakların yatay oluyor. Eğer çapı 3 yüksekliği 4 oldu. Oluşan cismin hacmi pi r kare çarpı h. Yani 36 pi yapar. Burada da cevap. Örnek 7'deyiz. ABC'de dikdörtgen biçiminde kağıt kıvrılmış. Dikkat et döndürülmüyor. Kıvrılıyor. Yani kıvırdığında şu uzunluk şuradaki uzunluğa eşit işte olacak. Tam kıvır şöyle bir silindir mi yapıyor? Evet. Silindiri yaptın. Yaptıktan sonra şuranın çevresi buraya eşit işte olmayacak Bu Olacak. Yani 2 pi r eşittir 8 pi eğer r'yi buradan 4 buluruz. Evet r 4 çıktı. Bu silindirin hacmi. Yükseklikte de 3 değil mi? Evet. Hacim o zaman pi r kare çarpı h. 16 çarpı 3'ten 48 pi gelir cevap. Evet örnek 7'yi 48 pi bulduk ve böylelikle bu testi bitirmiş bulunuyoruz. O zaman diyoruz? Bir sonraki testin çözümünde yani silindir özellikleri iki testinde görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoşçakal.